Şimdi burada bir, da. bir örnek olarak söylüyorum. Fransa'da Bataklan saldırıları hatırlarsınız. E, terör örgütü IŞİD'in e, korkunç o saldırılar. Üç günlük ulusal yas ilan edilmişti. Bu da bir terör saldırısı, bu da bir hani e, ulusal terör mücadele. Yasla ilgiliyse ben söyleyebilirim ayrıca da Bülent'i evet, e, dinleyelim. dinleyelim mi? Yani Hı. şöyle e, bir kere biz o noktada çok netiz. E, terörle mücadele ediyoruz. Bir hain terör örgütü sadece bir terör örgütüyle değil, bölgede onun taşeronu olarak çalıştığı uluslararası güçlerle mücadele ediyoruz ve bu çerçevede 13 askerimiz 5,5 yıl alıkonulduktan sonra haince e, katlediliyorlar. 13 şehidimiz var, şehit olduk. <laughs> bu bir milli acıdır. Milli günlerde yaz, ulusal yaz, ulusal acılar olduğu zaman e, ilan edilir hiçbir biçimde bu milletin duygularının güçlenmesi terör örgütünü güçlendirmez. Bu bir. Bu bir tercihtir. Biraz önce de söyledim. Türkiye'yi neredeyse düşman bellemiş ve bütün uluslararası platformlarda Türkiye aleyhine pozisyon alan Suudi Arabistan Kralı öldüğünde milli yas ilan edeceksiniz. Ay yıldızlı bayrağı yarıya indireceksiniz. O bayrak için canını veren 13 şehidimiz olduğunda bunu yapmayı terör örgütüne destek sayacaksınız. Ben bunu doğru bulmuyorum tercihtir. Biz bu konuda önerimizi söyledik. Ha şu olabilir yani etmediniz ya hiç olmazsa milli yaz ulusal yaz ilan edilmedi hiç olmazsa saygı gösterin yani saygı lafla olmaz. Biraz biraz önceki bölümde söyledim kongreleriniz olacak kongrelerde espriler yapacaksınız şarkılar söyleyeceksiniz müzik çalacak bunlar bunlar hoş şeyler değil ee, bunlar acıyı paylaştığınızı ne yazık ki göstermiyor. Ondan sonra da dönüp siyaseten sizi eleştirenlere aslan gibi kükleyeceksiniz, kıyameti koparacaksınız. Yani e, yapmanız gereken e, usul, adapla acıyı yaşamaktan uzak dururken sizi eleştirenlere karşı hiçbir usul ve adaba uymayan ölçüde saldıracaksınız. Bunlar hakaret edeceksiniz. Hatta saldırma değil, siyasette dil zaman zaman sertleşebilir ama hakaret hiç olmaması lazım ama biz bunu son dönemde ne yazık ki çok sık görüyoruz. Özellikle de Sayın Cumhurbaşkanının, Sayın Erdoğan'ın dilinde bunu çok sık görüyoruz. Şimdi bakın, mesele şu. Şimdi şöyle zannediliyor. Türkiye terörle 40 yıldır mücadele ediyor. 40 yıldır terörle mücadele ediyor. Yani Türkiye sanki terörle son 5 yıldır, son 7 yıldır, son 18 yıldır mücadele ediyormuş gibi. Şunu hatırlayalım. AK Parti 2002'de iktidar olduğunda Türkiye sıfır terörle teslim aldı. AK Parti'den önceki hükümetler Türkiye'de terörle çok ciddi mücadeleler yaptılar. Ve sıfır terörle teslim aldı. Şunu söyleyebilir. Yani AK Parti'yi savunan birisi der ki ya öyle de o günün Ortadoğu konjonktürüyle bugünkü aynı mı? O günün bölgedeki çatışmalarıyla bugünkü aynı mı? O günün e, devletlerinin bölgedeki yaklaşımıyla bugünkü aynı mı? Bugünküle belki aynı değil ama daha hafif değildi daha ağırdı. Çekiç güç belasını biz yıllardır o bölgede <laughs> PKK'nın <laughs> güçlenmesinin arkasında çekiç güç yapmıştır. <laughs> Ve Cumhuriyet Halk Partisi o zaman bile çekiç güçle ilgili bütün tezkerelere hayır demiştir. Ben e, Ergenekon balyoz kumpasları sırasında Silivri'ye gittiğimde e, bir vatansever subayımız ismi önemli değil tutuklu Silivri'de o anlattı. 90'lı yılların başında bölgede subay Gözümüzün önünde Amerikan e, helikopterleriyle PKK'ya destek yağıyor yardım lojistik destek geliyor. Bir iki oradaki e, şeye e, komutanlığa Amerikan komutanlığına haber verdik ya bu böyle bir şey olmaz diye bizim haberimiz yok dedi diyorlar diyor ama onların uçakları düşürdük helikopteri diyor. Helikopteri düşürdük. Mühim Ondan sonra kıyamet kopacak oldu. Baktılar eşsiz haberimiz yok dediniz diye. Tabii bunlar basında haber olacak şeyler değil. Bunu anlattı. Yani mesele şu. E, o süreç içerisinde Türkiye Ta 1. Körfez Harekatı'ndan başlamak üzere e, bölgede e, Amerika ve diğer güçler kendilerine uydu örgütleri aldılar ve o uydu örgütler üzerinden bölgede bir vekalet savaşı Sanırım. yürütüyorlar. Biz de başından beri diyoruz ki bu bölgede devletlere dayanarak bir siyaseti organize etmenin öncülüğünü yapalım. Yani onunla ilgili önerilerimizi de yaptık. ortadoğu Barış İşbirliği Teşkilatı bölgede Suriye, Türkiye, İran'ın bulunduğu, Irak'ın bulunduğu bir dörtlü sonra Rusya ve diğerleri gözlemci olabilir. Bir ortadoğu Barış İşbirliği Teşkilatı ile bölgede siyaseti güçlendirelim diye. Şimdi bakın Haseke'de biraz önce Kenan Bey bahsetti. Haseke'deki mesele başka bir iddia daha var. PKK ile beraber diyor tam tersi yani Haseke'de Rusya'nın Suriye'nin oradaki pozisyonunu ve kendi pozisyonunu güçlendirmek için yerel güçlerle bir araya gelip bir yeni organizasyon yaptığı söyleniyor. Yani PKK dışı Kürt unsurlarla bölgede bir yeni milis örgütlenmesi yaptığı ve yeni bir yapılanmaya gittiği söyleniyor. Şimdi bugün onunla ilgili birkaç yazı tamam, da vardı. Uzun yani bir zamandır, şöyle uzun ayrı bir, bir şey konuşuyoruz. Rejim unsurları ile PKK şimdi, unsurları arasında şimdi buradaki, savaş var. Buradaki, buradaki mesele şu. Yani bizim, şöyle yani bizim buradaki mesele şu. Hı -hı. Başından beri biz diyoruz ki ya biz bu terör belasıyla bugün mücadele etmiyoruz. Bakın Suriye meselesinde Suriye'nin bütünlüğünün parçalanması o bölgede PYD, YPG gibi e, ya da diğer e, örgütlenmelerin yeni devletçiklerin kendine devlet iddiası Amerika'nın da desteğiyle yeni devletçiklerin ortaya çıkmasına neden oldu. Yani biz daha hala bakın şimdi biz bölgede operasyon yapıyoruz. Şimdi deniyor ki YPG ve PYD terör örgütü mü değil mi? Konuşsana diyorlar. Buraya. Terör örgütü iyi de. Yani sen hala YPG ile PYD'nin orada devlet kurmasından biz ne kadar rahatsızsak Esad da rahatsız. O da ona karşı pozisyon alıyor. Biz niye Suriye ile bu Esad'da konuda. Esad Evet diyorsun. Niye Suriye ile biz bu konuda Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda yeniden bir adım atmıyoruz. Bakın önümüzdeki süreçte yani bugün, atacak devlet. Bugün, bugün Astana toplantısı zorunda. var.